Babam Irak'ta çalışan biridir. Adam tantuni satıyor, Türkiye'de çalışıyor, 6 milyar para alıyor. Irak'a gidiyor, 2500 dolara çalışıyor. Şimdi biz bile hazırlanıyoruz Irak'a gitmek için, orada çalışmak için. Ya bilmiyorum, Türkiye'nin hali mahvolmuş, Erdoğan da kalkmış miting yapmanın derdine. Oy vakti yaklaşıyor ya, oy toplamanın derdindedir. Hiçbir zaman Kürtleri düşünmedi, oy yaklaşınca geliyor burada miting yapmaya. Yani bilmiyorum, aşırı saçmalıyor. Ya bize hiçbir şey vaat edemez. 16 senedir gelmiş, 16 senedir bir şey vaat edememiş, şimdi mi vaat edecek? Yani oy zamanı yaklaşınca yok bunu yapacağım, yok şunu yapacağım. Oy zamanı gidince adam ortada yok, hiçbirimizi tanıyor. Yok Kürtlere şöyle yapacağım, yok böyle yapacağım. Abi bilmiyorum valla, ülkenin durumu berbat olmuş. Ben gelmesini istemiyorum valla. Yani gelse de bir şey değişmeyecek ya. Bizim Kürtlerde beraberlik olmadığı sürece adama her yerden ekmek çıkar. Ben bir beklentim yok yani. Hiçbir beklentim yok. Gelecekten umudumuz yok ki. Kalmadı yani. Belki bir hayallerimiz vardı ama o hayaller hepsi bitti yani. Kalmadı. Kişmeri bir kod dedi. Bizim kişmeri bir kod dedi. Nadim esnafı baş. Kiş dele vereci dedi. Evci ortağı var ne? Evçim ki. Nana hatta ne kadar Türkiye çıkırıyor. Türkiye çıkıyor ne kiriyor ki? Hem kiş de indarı. Hem sanayicin hem ne kadar nam bu malı. Hem kiş de indarı. Bangara, mangara. Halime ne hale? Ne bıra ne? Teçi. Bıra ara şukara bu kere. Bıra ara öndere laza. Bıra ara memleketi kora. Çitke. İstanbulcu bu sayı, İzmir bu sayı, Bursa bu sayı, Adana bu sayı, hiç millet taziye, birçiye, fahuş kiriye, zikir ne, hiç viya kiriye. El sanayici mi, Ali Paşa'yı da eksolcu mi, çülü penç sarı eksolcu mi, askeri inkılabı, inkılab askeri mi, hatta ona kadar dışkı bir sana dedim. Dışkıyım, bir anne ile Erdoğan be. Tamam be. İstemiyoruz Erdoğan falan fistan. Vallahi ondan bir umudumuz yoktur. Ya ne yapacağız yani, gelse ne olur, gelmese ne olur, bir umut yok, bir ışık yok yani, bizim için bir değeri yoktur. Bizim değerlerimize kimse sahip çıkmıyor. Ama ben hizmet falan görmüyorum. Şimdi herkesin bir penceresi vardı, benim pencerem bu. Yani biraz maddi destek olursa iyi olur. Çünkü harcanıyoruz burada. Ne eğitim olarak ne ekonomi olarak evimize doğru düzgün bir ekmek bile alamıyoruz. Em nahozu ere. Verazi yani te ekekime beklet dahozi kime jetne yani. Yani jarkine hazar jazi vere çare seri ne. Bence Cumhurbaşkanı çok kereler geldi. Özellikle seçim süreçlerinde her yol Diyarbakır'dan geçer diyorlar. Ama Diyarbakır ve Diyarbakır bölgesine verdiği bir şey olmadı hiç. Sadece cezaevleri yarattılar. İnsanlar burada mutsuz. İşsizlik has safhada. Yoksulluk aldı başını gidiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın burada anlatacağı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Burada gelse ancak burada daha ne çok zorluklarla karşılaşacağımızı bize anlatacak galiba. Hiçbir inancımız yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 senedir tek başınadır. Tek başına iktidarlık yapıyor ve halen daha yolsuzluğu kaldıracağız diyor. Bunun sebebi kendisi. AKP iktidarı. AKP iktidarı sebepse nasıl bunu kaldıracak ortada? Bence gelmesi hiçbir şey ifade etmeyecek. İstemiyorum, gelmesin. Ha gelirse kendi kendine kendi yandaşlarıyla bir tur atmış olur. Etel bedeli, hamuşi çeniz bedeli, hamuşi şuara düzeniz falan, bebane diye bir yapıken. Ama dışın Ankara'ya düşkisi ne?